Merhaba arkadaşlar, Yeliz Acar ben. Bugün kuşlara mama yapım videosunu sizlerle paylaşacağım. Powermax mama siparişleriniz için bana ulaşabilirsiniz. Satış sonrası mama hazırlama, alıştırma ve bunun gibi konularda destek sağlamaktayım. Malzemelerimiz mısır, şöyle, bezel, pardon, pırasa, havuç, turp. Ve eğer mamanın kıvamı yeterli gelmezse mandalina suyu ilave edeceğim. Şöyle. Şimdi eğer biz mamaya katkı katacaksak bunu sebzeye katmanızı öneriyorum. Çünkü kuşlar ilk sebzeden yemeye başlarlar. Powermax Extra Plus kullanıyorsanız içeriğindeki B kompleks amino asit ve mineral olduğundan bu içerikleri barındıran katkılar kullanmaya gerek kalmaz. Powermax mama kullanırken ekstra yumurta koymanıza da gerek yok. İçerisinde yumurta tozu değil, pastörize yumurta vardır. Mamada kıvam çok önemlidir. Mamanın arkasında yazan ölçü şöyle. Yani bilmiyorum görebiliyor musunuz ama bir ölçek mamaya yarım ölçek su yazar. Bu mamanın sade hali ve çok sulu olmayan meyve ve sebze gibi hani bu tarz sebzelerle hazırlanacağınızı düşünülüp ortalama bir oran verilmiştir. Çünkü mamayı biz üretiyoruz ama içerisine ne ekleyeceğinizi bilmiyoruz. Eğer havuç, kabak, pancar gibi rendelenince çok sulanan sebze kullanıyorsanız bazen hiç su koymanıza gerek yok. Göz kararı ayarlayabilirsiniz bunu. Yani mama yapmaya hani böyle ilk defa mama yapanlar bunu pek tutturamayabilir ama sonrasında alıştığınız zaman bunu göz kararı zaten yapıyorsunuz. Bezelye, mısır, lahana, maydanoz ve bunun gibi sebzeler eklediyseniz ve bu içerikte sulanma yoksa, şimdi şöyle göstereyim. Benimkisi ortalama bir sulanma gösterecektir. Eğer pırasa gibi mesela böyle daha susuz mısır gibi bir şeyler sebze tarzı şeyler eklediyseniz bir ölçüye yarım ölçü su olabilir, meyve suyu olabilir, ondan sonra soğutulmuş bitki çayı, sulandırdığınız katkı olabilir, bunlarla nemlendirebilirsiniz. Kıvamı ne çok katı ne de hamur gibi olacak, böyle kısır gibi tane tane olmalı. Şimdi şöyle ben göstereceğim. Önce sebzeleri ve leğenimizi alıyorum. Ben buraya 3 su bardağı kadar mama ayırmıştım fakat dediğim gibi göz kararı karar vereceğim için biraz biraz ekleyerek bakacağım. Çünkü şu anda ortalama bir sıvı miktarı var sebzede. Biraz da kuru fesleğen ekleyeceğim. Şimdi gördüğüm kadarıyla biraz daha eklemem daha iyi olacak. Tabii saçarak yapıyoruz. Dediğim gibi böyle kısır gibi tane tane olması gerekiyor. Ben şimdi leğenden göremiyorsunuzdur. Biraz şeffaf olmadığı için leğen. Ben size göstermeye çalışacağım. Çok güzel bir şekilde karıştırmanız gerekiyor ama böyle ezerek değil.
Şimdi baktım vakit şöyle bir ortalama, bu muhtemel benim kuşlarıma yetmeyecektir. Biraz daha mama ekleyeceğim. Ve bu mamayı hani şu anda kıvam iyi oldu, fakat bunu kattıktan sonra kıvam katı olacağı için biraz meyve suyu ekliyorum. Mandalina suyu sıkmıştım. C vitamini hem kış günü için ideal. Yine güzelce karıştıralım. Arkadaşlar, dediğim gibi hani mamanın kıvamı çok önemli. Bazen içerisine kattığınız sebzeler de çok önemli. Mesela kimi kuşlar böyle çok iri rendeyi seviyor, doğramayı seviyor, ya da böyle küçük rendeyi seviyor. Tamamen tercih. Mesela benim kuşlarım, şöyle göstereyim, hani mısırı tane seviyor. Rende verdiğim vakit, bunu robottan geçirdiğim vakit hiç hoşlarına gitmiyor. Biraz da sizin gözlemlemeniz gerekiyor. Yani sonuçta mama çok güzel bir mama. Kesinlikle içerisinde kimyasal yok. Yani bunu kesinlikle yerler. Tadı falan çok güzel. Hatta kokusu o kadar güzel ki şu anda ben de kaşıklamak istiyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra, şimdi şöyle mamanız daha şişmese bile şu anda tane tane bir kıvamda. Şöyle göstermeye çalışacağım. Odaklanmıyor şu anda ama bir saniye. Şöyle görüyorsunuz. Şimdi bu mamayı hazırladıktan sonra 10 dakika kadar dinlendiriyorsunuz. Şöyle bir ölçü mama kattınız örneğin. Bu bir buçuk ölçüye çıkacağı için hani miktarı ona göre ayarlayın. Çünkü mamanın oranı artacağı için, nasıl ki siz doyduktan sonra yemek yemeyi istemiyorsanız, kuşlarınızı da böyle fazla fazla verirseniz, onlar da ister istemez böyle hani doyduktan sonra tabii ki mama artacaktır. Yani böyle ihtiyacı kadar verin. Yani bir kuşun kursağını bir hesaplayın. Ona göre siz verin. Yavrulu şekilde olduğunda hani onları bir hesap edin. Yani mamalık miktarının içerisine koyacağınız mamayı buna göre ayarlayın ki ziyan olmasın mama. Onun dışında yavrusuz kuşlara haftada 3 gün, yavrulu kuşlara her gün verebilirsiniz. Güzel, sağlıklı bir mamadır. Kesinlikle kullandığım bir mamadır. Ben bu mamayı kullandıktan sonra verim arttı. Şimdi biraz nazar değmesin diye ben söylemek istemiyorum. Alttan kaç yumurta geldiğini vesaire. Zaten beni takip edenler bilecektir. Memnun kalmadığım hiçbir ürünü tavsiye etmiyorum. Diyeceklerim bu kadar. Sağlıklı ve bereketli üretimler dilerim. Hoşça kalın.